Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Zigbee'yi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, Zigbee nedir? Zigbee aslında Bluetooth'un farklı bir versiyonudur. Ve Zigbee destekli cihazların çok fazla avantajı vardır ve çok az dezavantajı vardır. Şimdi Home Assistant sayesinde ise biz bu avantajları inanılmaz daha verimli kullanabiliyoruz. Ve dezavantajlarının hemen hemen tamamını çok rahatlıkla elimine edebiliyoruz. O yüzden benim her videomda dediğim gibi akıllı ev kuracaksanız evinize Zigbee'yi mutlaka ve mutlaka dahil etmeniz gerekiyor. Şimdi avantajlarına kısaca bahsedecek olursak en büyük avantajı çok daha rigid ve hızlı bir iletişim ağı kurabiliyor olsunuz Zigbee sayesinde. Yani siz Zigbee destekli bir sensör aldığınız zaman o sensörden gelen bilgi anında Home Assistant'a iletilebiliyor. Ve aynı zamanda Wi-Fi ile bağlantılı olmadığı için Wi-Fi'nizin de hızını düşürmemiş oluyor. Çünkü biliyorsunuz bir Wi-Fi cihazına hele hele günümüzdeki stok modemleri düşündüğümüz zaman çok fazla Wi-Fi bağlantısı yapan bir cihaz olduğu zaman Wi-Fi hızınız çok ciddi oranda düşecektir. Hele hele buna bir de bilgisayarınızı falan bağlarsanız sensörlerden gelecek olan bilgilerde, ışıklardan gelecek olan bilgilerde çok ciddi oranda yavaşlayacaktır. Zigbee ile bunun önüne çok rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Bir diğer avantajı ise ömürlerinin çok uzun olması. Yani siz Wi-Fi destekli bir sensörü, ikisi de pille çalışıyor sonuçta bunların. Herhangi bir kablolu bağlantıları yok. Wi-Fi destekli bir sensörü pili taktığınız zaman o sensör sürekli Wi-Fi'ye bağlı olmak zorunda. Çünkü bir hareketi algıladığında Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışıp da o hareketi size bilgilendirmeye kalkışırsa iş çok uzar. Sürekli Wi-Fi'yi açık tutmak zorunda. O yüzden sürekli pil ömründen yiyor. Yani siz Wi-Fi destekli bir sensöre pil taktığınız zaman size en fazla belki bir ay falan gidecektir. Yani çok uzun süre gitmeyecek. Sürekli pil değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ama Zigbee destekli bir sensör aldığınız zaman Zigbee'nin en büyük özelliklerinden biri ihtiyacı olmadığı zaman Bluetooth'unu yani Zigbee desteğini kapatabiliyor oluşuyor. Sensör algıladığında anında Zigbee'yi açıp bilgi verebiliyor. O yüzden ömürleri çok çok daha uzun oluyor. Yani bir yıla yakın pil ömürlerini elde edebiliyorsunuz. Şimdi dezavantajı kısmına gelecek olursak da Zigbee'nin tek dezavantajı kendine ait bir hub'ının olmak zorunda oluşuyor. Yani o Zigbee bağlantıyı internete aktaracak olan bir hub'a ihtiyaç duyuyor. Şimdi benim evimde bir sensör var diyelim. Mesela kapı sensörü var. Kapı sensörü kapı açıldığında direkt olarak internete bağlı olup da bir bilgi veremeyecek. Yani siz de o bilgiyi göremeyeceksiniz. Bir hub'a o bilgiyi yollamak zorunda. Hub üzerinden internete bilgi aktarılması gerçekleşmek zorunda. Bir de dezavantajı da bu. Şimdi Home Assistant sayesinde bu avantajları çok daha efektif hale kullanabileceğiz. Nasıl kullanacağız? Hep diyorum ya Home Assistant'da işte birbiriyle destekli olmayan cihazları çok rahatlıkla birbiriyle konuşturabiliyoruz. İletişim halinde kalabiliyorlar vesaire diye. Bu durum Zigbee içine geçerli. Home Assistant'da kullanacağınız Zigbee sensörünü eklediğiniz zaman Home Assistant'a mesela IKEA destekli bir Zigbee'yi kullanabilirsiniz. Philips'in Hue'sunu aynı şeye ekleyebilirsiniz. Sanof'un mesela sensörlerini ekleyebilirsiniz. Zaten birazdan hepsini göstereceğim. Zigbee'nin dezavantajını nasıl elimine ediyor Home Assistant? Siz bir tane hub almanız yeterli. Normal şartlarda siz evinize Home Assistant olmadığını varsayalım mesela. Philips'in ampullerinden aldınız. Onları kullanmak için Philips'in hub'ını almanız gerekiyor. Aynı zamanda Xiaomi'nin atıyorum kapı sensörlerini aldınız, hareket sensörlerini aldınız. Onları kullanamayacaksınız. Onlar için de ayrı bir hub almanız gerekiyor. Ne olacak? Her seferinde 300 lira, 500 lira hub'a mı para vereceksiniz? Bunu engelleyebilmeniz için de Home Assistant'a sahip olmanız gerekiyor. Ve şu şekilde çok rahatlıkla engelleyebiliyorsunuz. Benim de evimde aktif olarak kullandığım aslında bu. Şimdi böyle bir Zigbee dongle var. Bunu 90 liraya, 100 liraya rahatlıkla alabildiğiniz bir ürün aslında bu. Benim evimde de aktif olarak kullandığım bu cihaz. Bunun tek negatif yanı bir eski versiyon olmuş oluşu bunun. Şimdi bunun yenisi çıktı. Alacaksanız eğer yani evinize Zigbee ekleyecekseniz ben size onu almanızı öneriyorum. O da şu. Gene Sonoff'un çıkardığı bir Zigbee. Bunları alıp çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Direkt Raspberry Pi üzerinden Home Assistant'ı mesela çalıştırdığınızı varsayalım. Bunu alıp direkt Home Assistant'ın üstündeki Raspberry Pi üstündeki USB portuna taktığınız zaman Home Assistant'da Zigbee'nizi kullanabilir oluyorsunuz. Direkt Integrations tarafından Zigbee'yi eklediğiniz zaman ZHA diye geçiyor. Zigbee Home Assistant diye geçen kısmı eklediğiniz zaman evinizdeki tüm Zigbee cihazlarınızı kullanabilir hale geliyorsunuz.
Şimdi bu ikisi arasındaki fark ne? Bu eski versiyonu, bu ise yeni versiyonu. Eski versiyonda sizin şimdilik işinizi görür ama daha efektif olsun, daha ileriye dönük olsun isterseniz yeni versiyonunu almanızı öneririm. Onun da ortalama işte AliExpress'teki fiyatı mesela 220 lira civarlarında falan. İmkanınız varsa bunu almanızı öneririm. Mesela bunun en büyük özelliklerinden biri harici bir anteninin oluşu ve çekme alanının çok daha büyük oluşu. Mesela bunun anteni şurada üstünde sırasıyla şöyle eklenmiş, ona burada da anten olarak yazıyor. Yani kısa bir anteni var. O yüzden çekim alanı da düşük oluyor. Mesela benim salonda Raspberry Pi'im. Yatak odasında bir Zigbee sensör koyduğum zaman bazen kopukluklar yaşayabiliyorum. Ama bununla yaşamayacağımı alsaydım mesela, bununla yaşamayacağımı düşünüyorum. Ayrıca bu içerisindeki geçiti de bir tık daha güncel geçitleri kullanıyor. Onun nedeniyle daha güncel cihazları da buna ekleyebiliyorsunuz. O yüzden alacaksanız eğer bunu almanızı öneririm. Şimdi peki bu Zigbee cihazı taktık Home Assistant'ımıza. Hangi cihazları buna ekleyebiliyorum? Önünüz o kadar açık ki, yani hiçbir şekilde sizi engelleyen bir şey yok. İsterseniz Philips'in ışığını ekleyin, isterseniz Xiaomi'nin sensörlerini ekleyin ve hepsini birbiriyle rahatlıkla istediğiniz gibi konuşturabilin. O listeyi de buradan ulaşabilirsiniz. Ben gene bunun linkini aşağıya bırakacağım. Eğer bu dongle'ı alırsanız bu listedeki tüm cihazlarınızı bu dongle üzerine ekleyebiliyorsunuz. Hem de çok kolay bir şekilde. Mesela burada neler varmış? Bakın Xiaomi'nin kapı ve pencere sensörü varmış. Ekleyebiliyorsunuz. Mesela birazcık daha aşağı iniyorum. Bakın Philips Hue'nun şeyini ekleyebiliyorsunuz. Mesela cihazı ekleyebiliyorsunuz. Philips cihazların hemen hemen hepsini ekleyebiliyorsunuz. İşte farklı Akara'nın mesela sensörlerini ekleyebilirsiniz. Sanof'un sensörlerini ekleyebilirsiniz. Ürününüz çok daha açık ve çok daha rahat olmuş oluyor. Sadece aldığınız 200 liralık bir hub sayesinde. Yani her bir cihaz için ona özel hub almak zorunda kalmıyorsunuz bu sayede. Şimdi Zigbee'yi ben nasıl kullanıyorum peki? Sizin de örnek olmanız açısından kısaca bunu anlatayım sizlere. Ben mesela evimde IKEA'nın bu Zigbee destekli prizi var. Akıllı bir priz bu. Sadece aç kapı yapılan bir priz. Bunların Wi-Fi desteklisini çok fazla görüyorsunuzdur. Her yerde bayağı bir modern oldu. Yani her yerde görülür hale geldi. Vatanlarda, MediaMarkt'larda her yerde satılıyorlar artık. Ama dediğim gibi Wi-Fi'nin az önce de anlattığım gibi kendine ait negatif yanları var. Bunda öyle bir şey yok. Ve arkadaşlar bunu çok ciddi şekilde öneriyorum sizlere. Neden? Çünkü Zigbee destekli bir priz satın almaya kalkışırsanız en az 300 liralardan falan başlıyor. Ya çok pahalı. Özellikle Banggood'da yurt dışından getirilmesine rağmen çok pahalı. Yani yurt dışında çok fazla satan zaten yok. Ama IKEA'nın bu inanılmaz verimli. Tam bir fiyat performans ürünü. Alacaksanız eğer bunu kesinlikle almanızı öneririm. Ben de evimde bunu kullanıyorum. Mesela IKEA'nın bu ürünü benim evimde var. Başka ne var? Bakın aynı dongle'a IKEA'yı ekledim. Sanof'u da ekledim. Sanof'un sıcaklık ve nem sensörü var. Bunu da eklemiştim. Aynı şekilde Sanof'un bir tane de kapı ve pencere sensörü var. Bunu da ekledim. Bunların hepsini Home Assistant üzerinden tam olarak buradan ekleyebiliyorsunuz. Integration tarafından Zigbee'yi kurduktan sonra burada sizin önünüze boş bir sayfa gelecek. Sağ alt tarafta Add a Device var. Buna bastığınız zaman Zigbee device'ı otomatikman aramaya başlıyor. Size almış olduğunuz Zigbee device'ın da üzerinde hani reset tuşları oluyor onların birbiriyle bağlantı sağlayabilmesi için. O reset tuşuna basıp da bağlantıyı açık hale getirdiğiniz zaman burada otomatikman görmüş oluyorsunuz ve ekliyorsunuz. Bu kadar basit yani. O yüzden evinize Zigbee'yi kesinlikle eklemenizi hani ben öneriyorum. İşinizi çok daha rahatlatacaktır. Özellikle yani bu kadar fazla cihazı tek noktadan bu kadar rahatlıkla kontrol edebilecekken bence kesinlikle eklemelisiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru varsa lütfen aşağıya bırakın. Beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Ki daha fazla kişi hep söylüyorum ulaşabilelim. İnsanların işini daha fazla çözebilelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.